Merhaba arkadaşlar. Bugün Arrow dizisinin 7. sezon 9. bölüm aslında Elseworlds yani ortak bölümlerinde ikincisi hakkında konuşacağım. E, Arrow'u izlemediğimi daha önce söylemiştim. Supergirl'ü de aynı şekilde izlemiyorum. Supergirl'den 1-2 bölüm izlemiş olabilirim en fazla. İşte Arrow'da böyle ortak bölümler sayesinde izleme fırsatı buluyorum. E, şimdi Güzel bir bölüm izledik. Çoğunluğu Gotham City'de geçti. Bu bölüm aslında Batwoman'ı tanıtma bölümü gibi olmuş. Ama bir yandan da olayların gelişimini gördük. Ve e, karakterlerimizin artık neyle uğraşacağını ya da uğraştıklarını bu bölümde öğrendik yani. Yani onlar öğrenmiş oldu. Biz de az çok görmüş olduk. E, yine bu sefer Barry sahnesiyle başlıyor bölüm. Yani Oliver Queen olmuş Barry ile başlıyoruz. İşte benim adım Oliver Queen falan diye tamamen The Flash'ın e, jenerik jeneriğinin e, Arrow'a uyarlanmış hali. Yani Arrow'un herhalde böyle bir başlangıcı yoktur diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum açıkçası. İzlemedim. Hiç izlemedim. Ama böyleyse özür dilerim. Ama değilse de güzel bir gönderme olmuş. Ama çünkü çok Flash'a benziyordu. E, bunun dışında tabi normal olarak Arrow evrenindeyiz Ama e, burada Flash'tan daha çok karakter görüyoruz. İşte Catelyn ve Sisko geliyor. E, ek olarak. Zaten e, Supergirl, Kara orada kalmıştı. Clark gitmişti. Doğal olarak crossover olduğu için tabii ki Supergirl görmemiz kadar normal bir şey yok. İşte bölüm The Deathstroke'un oğlunun dövüş sahnesiyle başlıyor. İşte o dick falan onu yeniliyor. Tam da o sırada işte Arrow, Supergirl ve Flash geliyor tabii ki. Onu alt ediyorlar. İşte çok önemsiz bir sahne aslında. Ama tamamen işte Arrow evreninde olduğumuzu gösteriyorlar. Bir yandan da öğreniyoruz ki o hava olaylarının, kötü olan hava olaylarının aslında işte Central City'den... Star City'ye gittiğini öğreniyoruz yani aslında Barry ile Oliver'i takip ettiğini öğreniyoruz ama o hava olaylarının aslında birisinin o kuantum boyutundan geçmek istediğine dair bir mesaj olduğunu anlıyoruz İşte ekibimiz işte Felicity olsun işte Cisco ile Catelyn de geliyor ve diğer e, Arrow ekibi bu olayı işte bir paratoner gibi bir şey yapıp oradan onun geçmesine, geçmek isteyen şeyin geçmesini sağlıyorlar. Ama tabii ki sağlayamıyorlar. Ee, dünya 90 sahnesi vardı bir önceki bölümde aslında Arrow, Supergirl, Flash'ın bölümlerinin sonunda hepsi yayınlanmıştı. Orada hani böyle işte şey topraklardan hani o monitörün e, yendikten sonra Dünya 90'daki Flash'ı görüyoruz. Herkes tabi ben de Jay Garrick olduğunu düşünmüştüm ama meğerse Jay Garrick değilmiş. Bunu bölümün sonunda görüyoruz Barry Allen'mış yani dünya 90'daki Barry Allen Jay Garrick yüzüne sahip. Yani çok da mantıksız değil ee, yani, <laughs> yani Beren'in ileride öyle olması da güzel bir yandan da aslında şeye de yani e, biliyorsunuz işte o C. canlandıran oyuncu... ...normalde 90'lardaki Flash'ta oynayan... E, ...Flash karakteri. Yani aslında geçmişte Beryal'ın... ...canlandırmış olması da yine farklı bir gönderme. Yani zaten onun Flash karakterini... ...C. Gary karakterini oynaması... ...güzel bir şeydi bu şimdiye kadar. Ama Beryl olarak oynaması da... ...hoş bir şey olmuş. Hatta kostümü de... ...ona benziyor. Orada giydiği kostüme bayağı bir benziyor. Çünkü C. şapkası vardı. Böyle bir metal bir şeyi vardı. O yoktu. Ben aslında... ...tahmin etmiştim ama hani başka bir dünya... ...olduğu için belki öyledir diye de düşünmüştüm. Yani hiç Beryal'ın olacağını aklıma getirmemiştim. Yine notlarıma bakıyorum. Ee, önemli olan şey şu. Şimdi Batman veya işte Gotham City referansları daha önce vardı. Şeyde de vardı. E, ne bileyim işte Beride de vardı. Beri hatta başka bir boyuta gittiğinde hatırlıyorsunuz ikizi yani kendisiyle karşılaşıyordu. Dünya ikiydi sanırım. Yani Velsin bu bizim e, bir, bir, önceki Velsin e, dünyasına gittiğinde işte Jesse Quick'in falan orada telefon defterine dayana bilmem ne falan yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani aslında o işte Bruce Wayne'in falan da sanırım isim vardı. Ama hani onlar çok şey gönder. Yani Arrow'da da sanırım böyle göndermeler var. Ama yani çok Flash'ta olduğunu sanmıyorum. Hatırlamıyorum. Ama bu, bu bölümde tabii ki Batwoman'a ee, giriş bölümü gibi de bir şey olduğu için onu tanıtmak istedikleri için baya baya yer vermişler. Batman adı çok fazla geçiyor bir halk efsanesi olarak geçiyor. İşte gittiklerinde de görüyorlar. Hatta Barry onun gerçek olduğunu düşünürken Oliver gerçek olduğunu düşünmüyor falan. Ee, Bat sinyali görüyoruz, bu güzel bir ayrıntı. Ee, sonrasında işte e, tabii ki Catherine Kane'le Kate Kane'le tanışıyoruz. Batman'in kuzeni. Çizgi romanlarda da sanırım öyle. Yani bir Wayne ailesinin üyesi aslında. Yani dışarıdan gelen birisi değil. Hatta kimle birileriyle de ilişkisi var sanırım ama çok hatırlamıyorum. Şimdi o kadarına bakmadım. Bruce Wayne'in 3 yıl önce Gotham'ı terk ettiğini öğreniyoruz. İşte tabii aynı zamanda Batman'in de Gotham'ı terk etmiş olması falan. Hani sorgulanabilir bir şey. Ama bunun üzerinde çok durulmuyor. Hani Batman'in gerçekten olup olmadığına dair Flash'taki... İlk şey bu bana göre ama Arrow evrenini bilmediğim için bir şey diyemiyorum ama bayağı açık açık Batman'den bahsedildiğini görmüş olduk. Bir, ayrıca o Wayne binasının e, şifresinin Alfred olması da güzel bir göndermeydi. Alfred, Batman, ya yani Bruce Wayne bütün bu isimler geçti. E, asıl önemli kısım Arkham e, hapishanesi, tımarhanesi de diyelim. Oraya gittiklerinde oluyor, Arkham Azliuma gittiklerinde oluyor. Bu sırada zaten oraya gitmeden önce bizimkiler olayı çözüyorlar. İşte o Barry Allen olan, Dünya 90'daki Barry Allen Flash gelip işte kitabı bulun falan filan diyor. Bunlar da kitabı bulmak için e, oraya gidiyorlar. Zaten John Diggins'ın nerede çalıştığını da e, Kate sayesinde öğrenmişlerdi. Onları hapisten kurtarıyor. Bu arada bunlar hapse giriyorlar Gotham City'ye gittikleri anda hemen Oliver Queen yüzünden. Ama ben şimdi dediğim gibi Arrow'u izlemiyorum. Hani kanun kaçağı olduğu için sanırım öyle bir durum var anladığım kadarıyla. E, onun bayağı sevilmediğini görüyoruz. Bunun dışında işte bu kuantum zımbırtısından geliyor Onun sonra Catelyn'e Sisko da boyutsal boyut atlayıp yani şey işte Sisko'nun şeyini kullanıp onların yanına gidiyorlar Gotham City'ye gidiyorlar doğrudan. Valla o da yani flash koşarak gidiyor ama bunlar boyuttan geçince daha hızlılar yani öyle de bir durum var. Her yere gidebiliyor Sisko yani. Bunun dışında da bir sürü olay yaşanıyor. İşte John O. Deegan profesör kaçıyor kitabı bir şekilde Supergirl alıyor. Ee, kitabın ne olduğunu, gerçekliği yeniden yazdıklarını da öğreniyorlar. Onun, onunla. Ama nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. İşte bu kriptonit bir şekilde kilitlenmiş. Onu açması da bir zor. Ya yani bunu ya süper görecek ya da superman açacak zaten bunu biliyoruz. Zaten Superman'in açtığına o kitabı okuduğuna dair fotoğraflar vardı hatırlarsanız. Bunlar üçüncü bölümde olacak şeyler. Ee, burada kimleri görürüz? Nigma'yı görüyoruz. Yani daha doğrusu görmüyoruz ama o ay ay, hapishane odalarında kapıları olan yerlerde işte Nigma yazıyor. Penguin yazmıyor ama kapıl Pot yazıyor. Bunun dışında ne yazıyor? Victor Frye's'ın e, makinesini kullanıyor. Orada bir tane böyle bir kız var. Alıyor işte bizim Catelyn'i Clearfrost'a falan sıkıyor. E, onun makinesini kullanıyor Victor Fries. Bunlar zaten Gotham dizisinde olan karakterler. Crane'i görüyoruz korkuluğun. Yani görmüyoruz da onun adı geçiyor. Onun işte bir tane kutunun içinden bir şeyler dökülüyor böyle sıvılar. Böyle gazlar yayılıyor. Demek bir anda zaten ben korkulu bir şey olacak diye düşünmüştüm. Fragmanlarda Reverse Flash'ı görmüştük hatırlarsanız. Reverse Flash meğerse Reverse Flash olarak gelmiyormuş. Ee, Barry ile e, Oliver o gazın halüsinasyonunu gördükleri için işte Barry karşısında e, yani daha doğrusu Oliver oluyor ama yani birisi reverse fresh'ı birisi de Malcolm'u görüyor ikisinde işte aslında korktuğu çekindiği işte geçmişlerinde kötü şeyler yaşamaları neden olan iki kişiyi görüyorlar birbirleriyle aslında kavga ediyorlar ama sanki onlarla kavga ediyorlarmış gibi bir yandan aslında Barry'nin Oliver'i Oliver'in de Barry'i anlamasını sağlıyor bu durum bunun dışında işte bölümün sonunda işte bu Oliver aslında Barry olan Oliver yani Flash Oliver gidip işte Felicity ile konuşuyor. Felicity bu durumu anlıyor falan işte çünkü bölümün başında söylememişti ona niye e, şey, beden değiştirdiklerini falan. Sonra öpüşüyorlar tam da o sırada işte Barry Allen geliyor Do Dünya 90'dan. Ben Barry Allen falan diyor hatta böyle bizim kendi Barry Allen'ımız e, genç Barry Allen'ımız şey diyor baba sen misin Jay sen misin falan yapıyor. İşte o geliyor sonra bir bakıyoruz işte Mo o sırada işte Cisco'da biliyorum monitör bir yerde bir caddede duruyor. Bakıyor böyle baya ben yani güçlüymüş. Adı da neymiş? Marnov'u ben bilmiyordum. Ee, yani monitör Marnov'u. Aslında bu onun hedefinin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Darkseid'e falan gidecek hali yok bu işin ama e, çok daha kötü bir kötü geliyor. Ve ben o yüzden işte e, evrenlerdeki çoklu evrenlerdeki en iyi kahramanları arıyorum. Ee, şimdiye kadar hiçbir evrende kahramanlar kitaba ulaşamamıştı. Bunu ilk yapan sizsiniz. Potansiyeliniz var gibisinden şeyler söylüyor. Aslında amacı kötülük yapmaktan çok yani e, asıl kendisinden daha da büyük bir kötülüğün sanki Marvel'daki e, Thanos gibi bir şeyden bahsediyor. Yani kim olabilir bilmiyorum. E, geleceğini söylüyor. Ona karşı savaşacak aslında süper güçlü kahramanlar arıyorum diyor. Ama bu niye bu kitabı John Diggle'a verdiğini bir türlü çözemiyorum. Adam deli olduğu için saçma sülük şeyler yapmasına rağmen Bizim kahramanlarımızın bunu çözebileceğini mi düşünüyor acaba? Bilmiyorum. Ee, sonra işte tak 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 yaparak zaten kitabı alıyor. Ee, bizim ekibinden böyle bir bo kuantum boyutundan geçiriyor. Kendi eline alıyor. Sonra John Deegan'a gidiyor. John Deegan'a tekrar veriyor kitabı. Diyor ki daha büyük düşün. Daha farklı şeyler yap diyor. Bir anda Barry ile Oliver yine farklı bir şekilde böyle çete kıyafetleri giymişler. İşte gangster ikizler falan diye bir gazete bir şeyi var. Polisler geliyor. Polislerden biri Malcolm diğer işte bu Deathstroke'un oğlu. Diğer asıl onun dayak yiyen polisi ben bilmiyorum. Kesin Arrow'dan birisidir. Zaten Oliver Queen seni yakalamak istiyorum falan diyor. Onu bilenler biliyordur. Özür dilerim bu yüzden. Bunun dışında bir de Superman geliyor bölümün sonunda. Ve işte diyor ki kardeşim böyle böyle ben sizi yakalarım. Siz benden kaçamazsanız siyah kostümüyle geliyor. Şimdi bir sonraki bölüm Supergirl evrende geçeceği için Süpergirl karakterlerini göreceğiz büyük ihtimalle. Yani hepsini göreceğiz. Mantıken öyle oluyor. Hepsinde mesela Iris falan yoktu bu bölümde. Farkındaysanız. Ralph falan yoktu. Mesela Cisco ile Catelyn gitti ama Ralph niye gitmedi? Tamam. Prodüksiyondan kısmak için yapılan bir şey bu. Bunun dışında bu Amazon'un yine gelebileceğine dair bir düşünce var. Çünkü Amazon'u diğer gerçeklikte yok etmişlerdi ama bu gerçeklikte hala var oluyor olabilir. Ayrıca Barry'nin yani flash güçleri şu an kullanılmıyor. Flash kim acaba? Yani şu anda o evrende bir flash olması lazım diye düşünüyorum. Ee, Superman var. Supergirl gelecek. Supergirl bu arada ne oldu? Yazılan bu yeni gerçeklikte. Onu da bilmiyorum. Ee, <laughs> Starlap ne alemde? Argus ne alemde? Yani Oliver ve Barry tamamen kanun kaçağı olarak gözüküyorlar. Nasıl bir şekilde ilerletecekler bunu merakla ben de bekliyorum. Ee, kitabı büyük ihtimalle çözecekler, ele geçirecekler. Burada Superman'e önemli bir rol biçiliyor diye düşünüyorum. Ee, ana, yani asıl karakterimiz olacak gibi sanki olayları çözerken. Çünkü yani aslında oradaki en güçlü karakterin Superman olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Hani Barry ve Oliver'ın etrafında şekillense de olay. Yani öyle. Bir de yani şu anda hangi gerçeklikteler ki onların gerçekliğinde Superman var bu arada farkındaysanız. Normalde yani başka bir evrende olmadıklarını, dünya birde olduklarını düşünürsek Superman'in olması en azından bildiğimiz kadarıyla Superman orada yoktu. Mantıklı gelmiyor bana. Hatta Supergirl'ün de olması mantıklı değil zaten ama o hani başka boyuttan geliyordu. Bunları görmüş olacağız. Belki adam kendi kafanızı Superman'i yarattı. Çünkü Süpermen ismi hiç şimdiye kadar geçmemişti yani o boyut yani o dünya için birinci dünya için. Ee, ...Batwoman karakteri güzel olmuş bence bu arada... ...yani iyi işlendiğini de düşünüyorum... ...bayağı keyifli geçti o sahneler... E, ...Gottam'ın pisliğini az çok gördük... ...umarım, umuyorum ki... ...eğer bu... E, Gatım dizisini izleyenler için söylüyorum... ...izleyenler varsa oradaki işte... ...Penguen nigmayı falan getirirler diye düşünüyorum... ...Batwoman karakterinde... ...yani sallıyorum yıllar sonra... ...bu karakterleri görmek isterim... ...en azından Gordon'u falan getireceklerse bile bildiğimiz bizim oradaki genç Gordon'u getirmelerini tercih ederim. Tamamen yeniden karakterler yazma çünkü Gotham dizisi de bu sezon bitiyor. Bakalım ne olacak bilmiyorum ama ben çok beğendim yani bu bölümü. Gerçekten crossoverlar çok güzel gidiyor bu sezon. Yani geçen seneki falan çok iyi değildi bence ama bu seneki baya güzel işleniyor. E, farklı bir de Gotham City falan da işin içine girince hoş oldu. Aşk meşk mevzuları biraz cıvıtıyor işi ama o kadar olur yani. Sonuçta dizinin kendi gidişatında bozmaması. Onu da bir şekilde ilerletmesi lazım. Ee, çok fazla konuştum farkındayım benim bölüme dair söyleyeceğim şeyler bunlar bayağı dolu dolu bir bölümdü güzel bir bölümdü ee, bir sonraki bölümde kitabı ele geçireceklerdir diye düşünüyorum ve kendi gerçekliklerini yazacaklar bu bu kadar basit ama bakalım Amazon yine gözükür mü monitor bu işten nasıl bir çıkacak ve acaba bu daha ilerisi için Flash'in ya da Arrow'un bir araya gelecek seneki ortak bölümlerle ilgili bir şeye bir not gibi olabilir mi? Yani bu seneden geçen senenin karakterini, gelecek senenin karakterini yazıyor olabilirler mi diye bakalım. Göreceğiz. Kendinize iyi bakın diyorum. Süper girl de yapacağım tabii ki mecburen. Artık öyle oldu. E, üç bölümü de yapmış olacağım. E, yukarıya şuraları bir yerlere de birinci bölümün linkini koyarım. Yani izlemediyseniz onu çok kısa yapmıştım. E, ayrıca 3. bölümü de koyarım zaten. E, yaparsam. Böyle. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Yorumlarınız varsa da bekliyorum ayrıca.